devam ediyorum. Emin ol, hep yapmış oldum. Kimse kalmaz. Müziği kapatalım. Hocam buyurun. Hocam, kameradan önüne geçmeyelim. Bütün dünyada zulüm altında olan, sömürülen,
haksızlığa maruz kalan Müslümanların ve tüm ezilenlerin, tüm mazlumların kurtuluşuna vesile eylesin inşallah. Ramazan bayramına da hep birlikte sağlık, afiyet içerisinde ulaşmayı Cenab-ı Allah cümlemize nasip eylesin inşallah. Tabii ki en başta yine değerli il başkanımıza, kıymetli Çorum milletvekili adaylarımıza ve Çorum'un milli görüşlerince atlayıp gelen isimlerinden değerli başkanımız Mehmet Aşıla Bey'e ve burada tüm Çorum teşkilatlarımıza, hanım kollarımıza, gençlik kollarımıza ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Bu organizasyondan dolayı, bu iftar davetinden dolayı ve bugüne kadar yaptıkları bütün gayretli çalışmalardan dolayı Allah kendilerinden razı olsun inşallah. Elbette salonu böyle muazzam bir şekilde doldurup yeniden Refah Partimizin Çorum'daki bu iftarına davete icabet eden, katılan hanımıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla tüm Çorumlulara, hepinize, Çorumlu milli görüşçülere hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Bir kez daha hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz diyorum. Tabii ki misafir il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, kıymetli genel merkez heyetimiz, Çorumumuzun değerli ilçe başkanları, değerli basın mensupları, güvenlik güçleri, kıymetli siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, hepsine de ayrı ayrı hoş geldiniz diyorum, teşekkürler ediyorum. Onların da Ramazanlarını tebrik ediyorum. Çok değerli Çorumlular, çok kıymetli milli görüşçüler, Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. 4,5 sene evvel kurmuş olduğumuz yeniden Refah Partimiz 4,5 senede çok büyük mesafe kat etti. Teşkilatlanma anlamında, üye sayısı bakımından, gerçekleştirdiği organizasyonlar, toplantılar, kongreler, en başta birinci ve ikinci büyük kongresi, tarihe geçen büyük kongreleri gerçekleştirdi ve bütün havası parası çok olan partileri üye sayısı bakımından, teşkilatlanma bakımından geride bıraktı. Bütün bunlarla beraber kim yaparsa yapsın doğruyu alkışlayan ve yine kim yaparsa yapsın yanlışın karşısında duran, yanlışa yanlış diyen siyaset anlayışıyla, yapıcı muhalefet anlayışıyla ve sadece eleştiren değil, aynı zamanda çözümü ortaya koyan, projelerini ortaya koyan siyaset anlayışıyla çok kısa zamanda milletimizin teveccühüne mazhar oldu. Milletimizin desteğine mazhar oldu. Milletimizin ümidi haline geldi ve 14 Mayıs seçimlerinin de kilit partisi haline gelmeyi başardı elhamdülillah. Gelinen noktada bizler yeniden Refah Partisi olarak milletimizi yedili masa olarak da ifade ettiğimiz sol, komünist, sosyalist, ateist, her türlü fraksiyonun ve oluşumun bir araya toplandığı PKK'nın ve FETÖ'nün açıkça destek verdiği yedili ittifaka ülkemizi ve milletimizi teslim etmemek adına, yedili ittifakın iktidar olmasına vesile olmamak adına yeniden Refah Partisi olarak Cumhur İttifakı'na katılma kararını aldım. Bu ittifakın içerisinde tüm seçim bölgelerinde, 87 seçim bölgesinde kendi adaylarımızla, kendi amblemimizle hükmü şahsiyetimizi muhafaza ederek seçimlere inşallah katılacağız. Ve inşallah tam 21 yıl aradan sonra milli görüşü yeniden Refah Partisi ile yeniden meclise taşıyacağız. Yeniden meclise taşıyacağız inşallah. Bizler yeniden Refah Partisi olarak 4,5 sene boyunca
meclis dışında dahi son derece etkili bir muhalefet yaptık. Doğruya doğru, yanlışa yanlış dedik. Hayra vesile olduk, şerrin de önüne engel olduk, set olduk elhamdülillah. EYT'lilerin mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında bizim yeniden Refah Partisi olarak mücadelemizin çok büyük etkisi oldu. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması noktasında, Ayasofya'nın yeniden cami olması noktasında, LGBT sapkınlığına karşı uyanık olunması noktasında, pandemi sürecinde ne olduğu belli olmayan aşılardan milletimizin korunması noktasında yeniden Refah Partimizin çok büyük etkisi oldu. Mücadele yanlışlara ortak olmak için bu ittifakın içerisine girmedik. Biz el birliğiyle bu yanlışları düzeltelim, hep birlikte bu yanlışlara mani olalım diye bu ittifakın içerisine girdik. Yanlışları düzeltmek için, eksikleri tamamlamak için, hayırlı işleri hayata geçirmek için AK Parti ile gerçekleştirdiğimiz bir mutabakat metnimiz var. Bütün söylemlerimizi 4,5 seneden beri milli görüşün olmazsa olmazları olarak ifade ettiğimiz söylemlerimizi AK Parti ile imzaladığımız bu mutabakat metninin içerisine koyduk. Ekonomi alanında, sosyal politikalar alanında, milli eğitim alanında, dış politika alanında milli görüşün kırmızı çizgilerini bu mutabakat metninin içerisine koyduk. Denk bütçenin gerçekleştirilmesi, havuz sisteminin gerçekleştirilmesi, israfın kamuda, belediyelerde, hükümette israfın önlenmesi, yap işlet devlet projelerinde haksız kazancın önüne geçilmesi, borçlanarak değil milli kaynak paketleriyle kaynak üretilmesi, borç, faiz, zam, vergi ekonomisi yerine üretim, istihdam ve ihracat ekonomisine geçilmesi, ilave vergi hesaplarından kaçınılması, dar gelirli milyonların alım gücünün refah seviyesinin arttırılması, çiftçiye, köylüye en yüksek taban fiyatlarıyla en yüksek desteğin sağlanması, çiftçinin, üreticinin, balıkçının kullanmış olduğu mazottan vergi alınmaması, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine getirilmesi, en düşük engelli maaşının asgari ücret seviyesine getirilmesi, milli eğitimin milli ve manevi değerler doğrultusunda önce ahlak ve maneviyat prensibi doğrultusunda yeniden yapılandırılması, yeniden düzenlenmesi, sapkınlıkların önüne geçilmesi için LGBT ile mücadele için gerekli adımların atılması, ailenin korunması, yeni nesillerin korunması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, gerekli mücadelenin gerçekleştirilmesi, dış politikada yeniden Refah Partimizin milli görüşün olmazsa olmazı D8 projesinin canlandırılması ve D60 hedefine ulaşılması için gerekli adımların atılması. İşte mutabakat metnindeki ana başlıklarımız bunlardır. Bunlar ülkemizin, milletimizin faydasına olan, hayrına olan milli görüşün temel umdeleridir. Bizler milletvekilliği, bakanlık, cumhurbaşkanlığı yardımcılığı için değil, milletimizin derdine derman olsun diye, milletimizin ve ülkemizin selameti için Cumhur İttifakı'na katıldık. Biz merhum Erbakan hocamızın her fırsatta ifade ettiği gibi hayırlara vesile olmak, hayırlara motor olmak, şerlere de fren olmak maksadıyla Cumhur İttifakı'na katıldık. Mutabakat metnimizde yer alan, ülkemizin ve milletimizin faydasına olan, aziz milletimizi maddi ve manevi sıkıntılarından kurtarmaya vesile olacak olan bu adımların hep birlikte atılabilmesi için bu ittifakta yer aldık. Ve inşallah bu ittifakta
76-77'de ağır sanayi hamlesi, 54. hükümetteki efsane hizmetler. Bu hizmetler milli görüşün iktidara gelmesi, önce milli görüşün meclise taşınmasıyla başladı. 1969'da Erbakan hocamız Konya'dan milli görüşü meclise taşıdı. O meclisteki milli görüşün o performansı sayesinde bir sonraki yapılan seçimde 73'te Milli Selamet Partisi iktidar ortağı oldu. Kıbrıs Barış Harekatı gerçekleştirildi. En hayırlı, en efsane hizmetler gerçekleştirildi. 76-77'deki iktidar ortağı olduğu dönemde Cumhuriyet tarihinin en büyük sanayileşme ve kalkınma hamlesi gerçekleştirildi. Bu efsane hizmetlerden önce ilk başta 69'da Erbakan hocamız milli görüşü meclise taşıdı. 96'da 54. hükümetin dünya şampiyonluğu hizmetleri, dar gelirlinin, alım gücünün, refah seviyesinin Cumhuriyet tarihinde eşi görülmemiş şekilde arttırılması, bütün bu hizmetler, dev bütçe, havuz sistemi nasıl oldu? Önce 91 yılında Erbakan hocamız milli görüşü meclise taşıdı. 91-95 arasında milli görüşün meclis performansını gören milletimiz 95'te Refah Partisi'ni birinci parti yaptı. 96'da iktidar ortağı oldu elhamdülillah. Şimdi yine aynısı olacak. Aynen milli görüş tarihinde olduğu gibi 2023'te inşallah 14 Mayıs'ta önce milli görüşü meclise taşıyacağız. Milli görüşün meclisteki performansıyla estireceği rüzgarla 2028'de de milli görüşü iktidara taşıyacağız Allah'ın izniyle. Diğer taraftan Cumhur İttifakı'nda yer almamızın sebeplerinden, önemli sebeplerinden bir tanesi de yedili masanın ortaya koymuş olduğu söylemlerdir. Ortaya koymuş olduğu hedefler ne diyorlar? 4-6 yaş arasında çocuklara Kur'an öğretmek çağ dışılıktır. Taliban zihniyetidir diyor. Alın size 28 Şubat zihniyetinin yansıması. Ayasofya'nın aslında müze olması lazım. Biz iktidar olursak Ayasofya'yı yine müze yapacağız diyor. Yedili masanın Cumhurbaşkanı adayına soruyorlar. LGBT Türk aile yapısına zarar verir mi diyorlar. Ne münasebet efendim, niye zarar versin? Zarar vermez. Herkes kendi tercihinde özgürdür diyor. Düşünebiliyor musun? Yedili masanın Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Röportajda soruyorlar. Diyorlar ki eşcinsel evliliklerine nasıl bakıyorsunuz diyorlar. Efendim gayet normaldir, gayet doğaldır. Ancak şu anda toplumumuz, milletimiz buna hazır değildir diyor. İşte yedili masa dediğimiz budur. Diğer taraftan yedili masanın dışarıdan destekçileri ne diyor? Diyanet İşleri Başkanlığı'nı İnanç İşleri Başkanlığı haline getireceğiz diyor. Okullarda din dersini tamamen kaldıracağız diyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bütün terör operasyonlarını durduracağız. Suriye'nin kuzeyinde Türk askerini çekeceğiz. Yani Suriye'nin kuzeyini PYD'ye ve YPG'ye teslim edeceğiz. İşte dışarıdan destekçisi HDP'nin ve HDP'nin yedek partisi olan Sol Yeşiller Partisi'nin seçim bildirgesindeki vaatlerini söylüyorum. Sadece HDP ve Yeşil Sol Parti değil, doğrudan doğruya PKK'nın üst düzey yöneticileri açıktan çektikleri videolarla, kendi televizyonlarına verdikleri röportajlarla Millet İttifakı'nın yedili masayı açık bir şekilde destekliyor. Sadece PKK'lı yöneticiler değil, FETÖ'nün üst düzey yöneticileri yedili masayı desteklediklerini açık bir şekilde ifade ediyorum. Cumhur İttifakı'nın malum olması lazım. Mevcut iktidarın değişmesi lazım. Bunu söyleyen PKK'nın en önde gelen isimleri, FETÖ'nün en önde gelen yurt dışında yaşayan
yaşayan isimleri. Biz yeniden Refah Partisi olarak ülkemizi, milletimizi bu zihniyete sahip bir yedili masaya teslim edilmesine vesile olmamak adına bu karar aldık. Buna inşallah müsaade etmeyecek. Bakınız, bu seçimde kendilerini muhafazakar partiler olarak nitelendiren yedili masanın içerisinde yer alan partiler CHP'nin listelerinden seçime girme kararı aldı. Bu kararı almalarında sadece bir gün önce PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu örgütün televizyonda verdiği röportajda ne diyor? Diyor ki yedili masanın seçimlere ortak listeyle girmesi gerekir. Bu seçimde altılı masanın en verimli sonucu alması gerekiyor. Bu verimli sonucu alabilmeleri için de seçime ortak listeyle gitmeleri gerekir diyor. PKK örgütünün elebaşlarından Mustafa Karasu. O bu açıklamayı yaptıktan bir gün sonra bu dört tane parti CHP'nin listelerinden seçime girmeye karar veriyor. Bu dört partinin kimler olduğunu sizler de biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi de maalesef ki maalesef kendini milli görüşçü zanneden bir parti. Erbakan hocamızın ifadesiyle eline yüzüne çamur sürüp ne yapıyorsun dendiği zaman da ben namaz kılıyorum diye cevap veren bir parti. Siz bu PKK'nın, bu FETÖ'nün her geçen gün açık bir şekilde destek olduğu, biz gelir gelmez namus kavramının kökünü kazımak anlamına gelen içerisindeki maddelerde namus kavramının kökünü kazıyacağız yazan İstanbul Sözleşmesi'ni geri getireceğiz diyen bu yedili masayı iktidara taşımanın vebalini nasıl ödeyeceksin? LGBT Türk aile yapısına zarar vermez diye eşcinsel evlilikler normaldir ama toplum buna henüz hazır değildir diye yedili masayı iktidara getirmenin vebalini nasıl ödeyeceksin? İşte görüyorsunuz kıymetli kardeşlerim. Nasıl bir ittifakla karşı karşıyayız? Bunlar altılı masa, yedili masa değil, altılı maşa, yedili maşa haline gelmişler. Yedili maşa haline. Kimin maşası? PKK'nın maşası. FETÖ'nün maşası ve dış güçlerin maşası, LGBT lobilerinin maşası haline gelmişler. Hayır, bin sene İslam'a bayraklarlık yapan ecdadın torunları inancımızla, İslam'la, ahlak ve maneviyatla yoğrulmuş bu toprakların insanı asla ve asla bu yapıya izin vermeyecektir. Yedili masaya, altılı masaya, yedili maşaya, altılı maşaya Çorumlularda 85 milyon milletimizle 14 Mayıs'ta gereken cevabı sandıkta verecektir Allah'ın izniyle. 14 Mayıs'ta ülkemizin belirsizliğe ve kaosa terk edilmeyeceği, dindar kesimlerin kazanımlarının korunacağı, ülkemizin 25 sene sonra yeniden 28 Şubat döneminin karanlıklarına terk edilmeyeceği, maceraya sürüklenmeyeceğimiz bir sonucu milletimiz ferasetiyle inşallah ortaya koyacaktır. Bizler de yeniden Refah Partisi olarak 87 seçim bölgesinde kendi listemizle, kendi adaylarımızla aslanlar gibi seçimlere giriyoruz ve inşallah yeniden Refah Partimizle milli görüşü 21 yıl aradan sonra yeniden meclise taşıyacağız ve inşallah orada hakkın sesi olmaya devam edeceğiz. Milletimizin derdiyle dertlenmeye devam edeceğiz. Paylaşımda adaleti, yönetimde adaleti, yargıda adaleti mecliste savunmaya devam edeceğiz. Önce ahlak ve maneviyatı mecliste savunmaya devam edeceğiz. Uydu değil, lider ülke Türkiye'dir.
şahsiyetli dış politikayı, D60'ı, İslam Birliği'ni mecliste en güçlü bir şekilde dile getirmeye devam edeceğiz. AK Parti ile yaptığımız mutabakattaki maddelerin uygulanmasını meclisteki takipçisi olacağız. Mutabakatta yer alan ülkemizin, milletimizin aydını olan bu maddeleri asla ve asla unutmayacağız. Bu maddelerin hayata geçirilmesi için mecliste yapıcı muhalefetimize inşallah çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Bu vesileyle iftar saatinin gelmesi dolayısıyla sözlerimi noktalıyorum. Bir kez daha değerli il başkanımıza, emeği geçen bütün teşkilatlarımıza, iftarımıza katılan siz değerli Çorum halkına, değerli Çorumlu milli görüşçülere bir kez daha en içten teşekkürlerimi arz ediyorum. Ve son olarak en güçlü bir şekilde milli görüş meclise diyorum. Barajları açtık, geliyoruz diyorum. Müjdeler olsun, yeniden refah geliyor diyorum. Toplantımız hayırlı olsun, iftarımız hayırlı olsun. Cenab-ı Allah kabul eylesin. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm. Çok teşekkür ederim. Bu dönem genel başkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Kıymetli misafirler, ezan okundu. Cenab-ı Allah oruçlarınızı kabul eylesin. Namazdan sonra.